Terakottaları biz çamurunu İzmir Menemen'den getirtiyoruz, ham maddesini. Burada vakum preslerimizden geçirerek bir tahtanın üzerine 1 metre 30 santim olarak şekillendiriyoruz. O bir gün kuruduktan sonra biz onlara 25'e 25 kesiyoruz. Sonra kesim makinelerimize gidiyor biz fırınladıktan sonra. Kesim makinelerde de onları istenilen ebatta 5'e 20 ebatına çeviriyoruz. Terakota aslında çok eski bir malzeme. Ben açıkçası İtalya'da ve Almanya'da çok kullanıldığını gördüm. Eski tarz evlerin bahçelerinde, merdivenlerinde çok kullanılan, pişmiş topraktan üretilen doğal bir malzeme. 12 saatte pişiyor, 12 saatte de soğuyor. Onu şimdi fayans tarzı olduğu için kase gibi şey gibi olmuş olsa daha erken çıkabilir. Ama fayans tarzı üst üste 4 tane 3 tane koyuyoruz. Ona 20 bir kütle halinde olduğundan fire vermemek için 24 saatte bir fırın çıkarabiliyoruz. Biz bir taraftan tasarımda modernleşmeyi devam ettirmek istiyorduk. Bir taraftan da doğal malzemeleri konseptimizin içine dahil edip bu ikisinin arasındaki çatışmayı yaratmak istiyorduk açıkçası. Biz iç mekanda bütün dükkanımızın zemin kaplaması haline çevirip hatta daha da ilerletip bar kaplamasında kullanmaya başladık. Değişik platformlarda kullanmaya devam ettik. Tabii ki ağırlıkları var, kolay bir iş değil. Burada şimdi günde aşağı yukarı 2000-3000 tane mal çekmeye uğraşıyoruz. O da elemanla oluyor. Haydi 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 ister istemez herkes yoruluyor. Yorulmaya diye bir şey yok ama iş icabı. Ekmek parası kazanmak kolay değil.